Meraklanmışsın muallime. Nasıl oldu? Daha iyiyim Cevri Kalfa. Bunlar kim için? Kim için olacak? Senin için. Hünkar kuvvet yemeğini tembih etti. Bu nasıl sofra? Bir kuş sütü noksan. Sahi unutmuşuz güvercinin sütünü. Hadi acele et. Haremdekiler burada kahvaltı yaptığını duyarsa kıyamet kopar. Çok acıktım. Hiç acele edemem. Bir sözümü dinlesen şaşarım zaten. Bir has odada kahvaltı yapmadığın kalmıştı. O da tam oldu çok şükür. Harem kaideleri sayende yerle yeksan oldu. Su iç Cevri Kalfa, iyi gelir. İstemez. Nuka koç. Nasıl istiyorsam diyorum. Hiç pişiremiyorum. Yeter, yeter. Bayılacaksın. Bayılsam neyse. Ruhumu sesleneceğim heyecandan. Tövbe Allah'ım, tövbe. Neyse, tekrar edelim. Ne demişler? Et tekraru ahsen velev kâne 180. Anlat bakalım. Ben Trakyalı bir şeyim. Tüccar. Heh. Nişanım var. Nişan değil, düğün. Hı, düğünüm var. Bana bir o karakumluk un lazım. Okka değil, çuval. Lokum değil, helva. Lokumsuz düğün mü olur? Kim inanır buna? Paşam, ben acaba Laz mı olsam? Uy. Fesubhanallah. Bindik bir alamet. Allah sonumuz harcayız. Amber Ağa değil mi o ya? Haline bak şuna. Nihayet hastamız şifa bulmuş. Sayenizde hünkârım. Daha iyisin ya. Evet, daha iyiyim. Lakin sizi de yerinizden ettim. Affedin. Mühim değil. Anna, benden sakladığın bir şey mi var? Kim öldürmek ister babanı? Anla, çekinme. Anlat bana. Babanla bir derdiniz mi var? Hünkârım. Bir derdimiz yok, sağ ol. Neden düşündün öyle? Rüyanda sayıkladın dün. Ne dedim ki? Tam işi demedim. Lakin babama bir şey yapmayın diyordun. Herhalde kötü rüya gördüm. Şimdi müsaadenizle ben çıkayım. Çıkarsın. Acele etme. Bak, şunu bilmeni isterim. Topraklarımda yaşayan bütün kullarım benim mesuliyetim altındadır. Eğer bir derdin varsa bana söylemekten sakın çekinme. Olur mu? Anna, kendine mukayyet ol. Sakın üşütüp hastalanma. Sen bize emanetsin. Sonra bakamadılar demesinler. Akşam derslere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Baş üstüne hünkârım. Dün gece orada kalabilmek için kasten bayılmadıysa benim de ismim Hoşyer değil. Sahiden rahatsızlanmış olabilir sultanım. Haremde konuşurlardı. Bir gece evvel gitmiş balkonda uyumuş kalmış şaşkın. Öyle ya da böyle. Dün gece hünkârın odasında kaldı. Bir de kahvaltı etmiş hasbam. Gülizar, bana hemen Saliha'yı çağır çabuk. Anna, ne yaparsın sen? Derse giderim. Olmaz. Cevri Kalfa'nın kat'i talimatı var. İstirahat edeceksin bugün. Mümkün değil. Hazır çocukların alakasını çıkmaya muvaffak olmuşken zinhar ara vermem derslere. İyi de ben ne diyeceğim şimdi Kalfa'ya? Hünkar kahvaltısı pek iyi gelmiş. Dersi gitti dersin. Dediklerimi iyi işittin değil mi Saliha? Bu hatundan kurtulmamız sana bağlı. Göreyim seni. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona yapacağımı bilirim. Rus sefiri Dimitri her şeyi biliyor. Bu ziyaretleri, tahta çıkma niyetimi. Nasıl olur sultanım? Her şeyi büyük bir gizlilik içerisinde icra etmeye gayret ediyorum. Yeterince gizli değilmiş demek ki Halit Efendi. Yoksa sana itimat etmekle hata mı ederim? Bağışlayın sultanım. Tedbirlerimizi aldığımızı zannederdim. Hata etmişiz. Sizi temin ederim ki saltanat yolundaki her adımınız benim için her şeyden mühim. Dimitri benim yerime Mahmut'la da konuşabilirdi. Bu ikimiz için de hiç hayırlı neticelenmezdi Halit Efendi. Şüphesiz. Lakin sefir Dimitri'nin asıl maksadını idrak edebilmiş değilim. Sanırım sizinle ilgili bir tasavvuru var. Evet, işbirliği yapmak ister. Tahta çıkmam onların da işine gelir belli ki. Lakin bir sefirle anlaşacak kadar saf değil. Dimitri'yi oyalamayı bana bırak. Sen hiçbir aksaklığa mahal verme yeter. Tek bir hataya daha tahammülüm yok bilesin Halit Efendi. Bu kadar yaklaşmışken kaybetmeye göze alamam. İmtihan mı var Matmazel? Evet Abdülhamid. Benden evvel ne öğrendiniz bir görelim. Eyvah! Heyecandan hepsi uçup gitti aklımda. Merak etme. Hiçbir yere gitmez bildiklerin. Hepsi kafanın içinde. Sanki ders işleyebilmişiz gibi bir de imtihan oluruz. Ne öğrendiysek. Mühim değil. Biz de ne kadar bildiğini değil, ne kadar bilmediğini bakarız Saliha. Vallahi bugün hiç imtihan havamda değilim. Başka gün bakarsın Müvercin. Saliha, kesmedi be artık bu çocukluk. Hadi bakalım, sen herkes gibi yazacaksın. Ben... herkes değilim. Derhal şu kağıtları topla. Ben de sana yeni bir kağıt getireyim. Kul taifesinden değil misin? Eğil sen topla. Haddini aşma. Derhal şu kağıtları topla. Bir kafirden emir alacak değilim. Toplamıyorum. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Çık dışarı dedim. Bunun hesabını ödeyeceksin. Tahrik ettiysem olmadı, vurmadı bana. Üstüne bir de dershaneden kovdu. Söylediklerinizin hiçbiri işe yaramadı yani. Siz ne yaptınız sanırsınız? Şimdi git hünkârımızın yanına. Anna'nın sana vurduğunu söyle. Hünkârımız onu saraydan kovmakla kalırsa talihine dua etsin. Hünkârım Amber Ağa layıkıyla görevini yerine getirdi. Âlâ. Artık yarını bekleyeceğiz hünkârım. Gel. Hünkârım Saliha Sultan huzura çıkmak ister. Şimdi mi? Zannımca maruzatım iyi. İyi, gelsin. Saliha, bu ne hal böyle? Muhalleme bana herkesin içinde tokat attı. Sen ne dersin Saliha? İmtihan kağıtlarını yere düşürdü. Benden de almamı istedi. Ben de kabul etmeyince azarlayıp tokat attı. Üstüne bir de dershaneden kovdu. Size söylemeyecektim lakin... Zahir! Buyurun hünkârım. Tez muallimeyi çağır. Çocuklar da gelsin. Emredersiniz hünkârım. Sultanım, hünkârımız muallimeyi çağırmış huzura. Fevkalade. Tam arzu ettiğim gibi. Lakin... Çocukları da istemiş yanına. Çocukları mı? Bu hiç iyi olmadı. Bu ne cüret? Sen ne hakla benim evladıma el kaldırırsın? Başta hünkârım anlayamadım. Ben kime el kaldırmışım? Saliha'ya tokat atmışsın. Bir de inkar mı edersin? Ben mi tokat atmışım? Öyle mi Saliha? külliyen iftiradır. Ben bir talebeme katiyen el kaldırmam. Yani Saliha iftira ediyor, öyle mi? Abdülmecit, Saliha ablan yalan mı söyler oğlum? Saliha ablam ne derse doğrudur hünkârım. Anlaşılan o ki sana lüzumundan fazla kıymet vermiş ve iltifat etmişiz muallime. Derhal eşyalarını topla. Saraydan ayrılabilirsin. Ama hünkârım. Daha fazla söze hacet yok. Çık dışarı. Seni artık bu sarayda görmek istemiyorum. Emredersiniz hünkârım. Ne cüret? Sen ne hakla benim evladıma el kaldırırsın? Baştan hünkârım, anlayamadım. Ben kime el kaldırmışım? Saliha'ya tokat atmışsın. Bir de inkar mı edersin? Ben mi tokat atmışım? Öyle mi Saliha? Külliyen iftiradır. Ben bir talebeme katiyen el kaldırmam. Yani Saliha iftira ediyor, öyle mi? Abdülmecit, Saliha ablan yalan mı söyler oğlum? Saliha ablam ne derse doğrudur hünkârım. Anlaşılan o ki sana lüzumundan fazla kıymet vermiş ve iltifat etmişiz muallime. Derhal eşyalarını topla. Saraydan ayrılabilirsin. Ama hünkârım. Daha fazla söze hacet yok. Çık dışarı. Seni artık bu sarayda görmek istemiyorum. Emredersiniz hünkârım. İnşallah. Lakin böyle olmaz ki Anna. Gitsen bir defa daha anlatsan hünkârımıza işin aslını esasını. Yok. Artık tek kelime dahi etmem. Değil mi ki bana inanmadı? Bu kadarmış saray maceram. Sonunda muallimeyi kovdurmayı başardın. Aferin sana. Sen doğru olanı yaptın. Merak etmeyin sultanım. Bir daha olsa bir daha yapardım. Aferin. İşte sultan diye sana derim ben. Çocuklar. Onlar da ağızlarını sıkı tutmalı. Sonra hünkâr demesin mi? Amber, hadi şu işin ucundan bir tut. Ahali aç bir ilaç. Durum vahim. Sana ihtiyacımız var. Fakat da civcivler de yesin Amber Ağa. Kızlar neler olmuş neler. Havadislerden haberiniz var mı? Hatun, nefes al. Ne olmuş? Hünkârımız Anna'yı saraydan kovmuş. Gel. Hünkârım. Söyle Zahir. Ana hatun eşyalarını topluyor. Birazdan haremden ayrılacak. Saray arabasını da hazırlattım götürmesi için. Ne var Zahir? Ne diyeceksen dost doğru söyle. Haşa hünkârım. Zaten haliniz böyle buyurduktan sonra ben ne diyebilirim ki? Başka bir ceza vermediğime dua etsin. Değil mi ki benim evladıma el kaldırdı? Artık bu sarayın yakınından dahi geçemez. Hakkı haliniz var hünkârım. Lakin nasıl böyle bir şeye cüret etti hayret edilesi. Hiç ondan beklenecek şey değil. Zahir. Emredersiniz hünkârım. Hayrola Zahir? İşittiklerim doğru mu? Doğru. Çok mu iddetli? Çok. Ha. Üzgün değil yani. Bak onu sormadım. Ben gideyim de bir sorayım ya. Sor bekliyorum ben. Amber Ağa, elimin tersindesin zaten benim sabrımı zorlama. Hayır, olacak iş değil. Güvercin Saliha Sultan'a vursun ha. Yok hayatta inanma. İnanırsan hatırım kalırdı. Gerçi doğru söylersin. Her yaptığıyla beni şaşırtır bu malum hatun ama bu kadarını ben de beklemezdim. İşte bu işte bir iş var. Yarın öbür gün çıkar ortaya. Amber dediydi dersin. Derim. Senin dediklerinin hesabını tutuyorum çünkü ben. Tövbe estağfurullah. Ben gideyim bir hareme bakayım. Ne yaptı güvercin? Git. Hadi git. Git.